AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Burada konuşan da partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını söyledi. Söylerken bir anda söylenip geçiyor. Dile kolay. Ancak 23 yıl uzunca bir süredir. Ve biz bu 23 yılda neredeyse 100 yılda yapılabilecek işleri sığdırdık. Türkiye'yi icraat ve hizmet siyasetiyle tanıştırdık. Aşılmaz dağları aştık. Geçilmez yollardan geçtik. Ulaşımda enerjiye, sağlıktan eğitime, turizmden savunma sanayine, terörle mücadeleden milli teknoloji hamlesine kadar nice alanda saymakla bitmeyecek eser ve hizmetleri hayata geçirdik. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren de şunları kaydetti. CHP'nin yeni genel başkanı da önceki genel başkanı gibi siyaseti kirletmektedir. Sosyal medyanın popülizmine kapılıp sorumlu bir siyaset insanı gibi davranmamaktadır. Özgür Özel'in hakaret ve aşağılamalar ile AK Partileri aşağılayan birini baş köşede ağırlaması özünde nasıl bir kin ve nefrete sahip olduğunu göstermektedir. Bu tablo aslında saldırganlıklarını kontrol edemediklerinin de bir göstergesidir. CHP Genel Başkanı'nın bu sahiplenici tavrı siyasi ahlaktan yoksundur. Özgür Özel'in bu eylemi karanlık dehlizlerde beslenen düşmanlıklara can suyu vermektedir. İzmir Körfezi'ndeki kötü kokunun yıllardır çözülemediğini hatırlatan da CHP'li yerel yönetimleri eleştirdi. Körfez'deki kötü koku yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Her gelen belediye başkanı Körfez'de yüzme vaadi vermiş ve neticede hüsrana uğramıştır.